Kafamdaki gezegenden hepinize selamlar. Yeni bir macerada yine buluştuk. Bu sefer Kral Havuzu'na gidiyorum. Arkadaşlar da burada. Yukarıya araçlarımızı bıraktık. Aşağıya doğru bir 7-8 dakika yürüme mesafesi var dediler. Ben de ilk defa geliyorum. Buraya gelirken dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi navigasyonu kapatmayın. Çünkü yol genel olarak sürekli ikiye ayrılıyor. Sapacağınız yeri şaşırabilirsiniz. Burası 2-3 senedir revaçta. Adı Kral Havuzu konmuş. Yani söylentilere göre eskiden kralın gelip çimip gittiği yermiş burası. Çimme deriz biz Antalya'da. Şöyle bakın, kral yolu işaretleri aynı Likya yolundaki gibi kırmızı beyaz işaretler var. Bu arada ben üstüme fotoğraf makinesi vesaire, bütün teçhizatımı aldım. Böyle Likya yolu gibi bir patikadan havuza doğru ilerliyoruz. Ve yağmur bastırdı. Şansa bak. Bakın işaretler ağaçlarda da var. Biz biraz geç geldik tabi. Akşam olmadan inşallah dönebiliriz. Yalnız bu patikada güzelmiş böyle ağaçların arasından. Bayağı hoşuma gitti. Aslında keyif yapmak da isterdim. Masa falan koyup piknik tarzı ufak bir şey yapmak isterdim ama vaktimiz kısıtlı. Geç gelebildik. Malum hafta sonu yasakları var. Hafta içi de fırsat bulamıyoruz. Anca geldik bakalım. Şimdi yol hakkında da size bir bilgi vereyim. Buraya gelmeye yaklaşık 1,5 kilometre kala araba bıraktığımız yere kadar son 1,5 kilometrelik alan toprak yol. Yol çok iyi değil açıkçası. Ama oraya kadar genel olarak asfalt. Bir de telefon çekmiyor. Yani bunu bilin. Birçok yerde telefon çekmiyor. Gelirkenki köylerde de çekmiyor bazı yerlerde. Ona göre hazırlıklarınızı yapın. Yani bir aramanız gereken olur vesaire olur. Onlara dikkat edersiniz. Şöyle derelerden geçerek ilerliyoruz. Burada da küçük bir havuz var gibi. Oo. Burada da yüzülür. Aa, balık falan var. Evet. Bakalım, az kaldı. Önemli bir detay. Çöplerimizi bırakmayalım. Şöyle bir yapı var burada. Artık yapı mı bilmiyorum. Farklı bir şey var. Kral mezarı mı varmış acaba önceden, bilemiyorum. Burada da su akıyormuş büyük ihtimalle önceden. Kurumuş. Bakalım. Devam ediyoruz yola. Arkadaşlar yol patikada da ikiye ayrılıyor sürekli. Kayboluyoruz gibi. Tabelayı takip ettik. Bir tane tabela vardı. Kral Havuzu diye gösteriyordu. Şu an su sesi gelmeye başladı. Sanırım bulduk. Oo, şurada güzel bir şelale, bir şelale gibi bir şey var. Anlaşıldı, şöyle güzel bir yer bulduk. Biz bayağı aşağı mı indik bilemedik ama su sesini takip ederek geldik.
Aşağıda da böyle bir havuz gibi bir şey var ama inecek hiçbir yer yok. Ayrıca inecek yer olsa bile buradan inmem zaten. Yalnız su güzel akıyor. Bayağı güzel görünüyor buradan. Arkadaşlar kaybolduk sanırım. Tabelayı takip ettik ama yine de kaybolduk. Yukarıdan ses geliyor. Bakar mısınız? Duyuyor musunuz? Yukarıdakiler. Ya bu kral havuzu nerede? Yukarıda mı? Tamam, biz çok aşağı inmişiz. Tabela bu tarafı gösteriyordu ama. Tamam, sağ olasın. Abi 3 kişi kaybolmayı başardık ya. Bak dönüş yolunu da karıştıracaksınız. Buradan değil miydi? Buradan. Dönüşü bari karıştırmayalım. Aa, kendi başımıza iş çıkarttık ya. Bakalım. Çadır kuruyorlar. Çok çadırlık değil gibi ama. Yorulduk. Ve sanırım geldik. Wow. Hakikaten güzel. Şu anda sadece kamp yapan arkadaşlar var. Bir de biz varız. Bence iyi zamanında geldik. Suya girmeyi düşünüyoruz. Bakalım soğuk mudur bilmiyorum ama şöyle biraz etrafı göstereyim size. Kamper içinde kaldık. Yanlışlıkla aşağıya indik zaten. Şöyle hemen kral havuzunun üst kısmı burası da. Vallahi gayet hoş bir ambiyansı var yani. Evet. Vallahi şelale için, yani havuz için kesinlikle görün derim. Wow. Manzaraya bak. Efsane. Şöyle karşıyı da göstereyim size. Arkadaşlar bazı sular vardır böyle hiç çıkasınız gelmez ya, işte o sulardan. İlk önce soğuk mu onu söyleyeyim. Mayıs'ın sonlarındayız şu anda ama kesinlikle soğuk değil. Bana göre soğuk değil yani, deniz sıcaklığıyla aynı. Yazın bu su daha da sıcak olur ben tahminimce. İçeride şuradan atlayınca nereden çıkacağız diye düşünebilirsiniz ama merdiven var. Buradan görünmüyor ama suya girince görünüyor ki videolarımda onu da görmüşsünüzdür zaten. Ha bir de yukarıdan atlayayım derken sakın böyle ayaklarınızı dik tutmayın. Kesinlikle dibe vuruyor. En fazla 2 metre derinliği var.
Atlarken buna dikkat edin. Ona rağmen ben Toto'yu vurdum birazcık. Ya, söylemeyeyim diyorum ama arkadaşlar, Allah aşkına. Şöyle cennet gibi ülkenin, cennet gibi yerlerinde bu yapılmaz ama ya. Ayıp, gerçekten ayıp. Yazık. Şu güzelliğe bakın ya, şu ağacın güzelliğine bakın. Bu ağacın hatırı için bile etrafı kirletilmez. Arkadaşlar şurada 2-3 kamp yapan arkadaşlar var. Manzara efsane. Hani tam kamplık bir alan değil ama 2-3 çadır, küçük çadır sığıyor ve manzara efsane. Tercih sizin. Şöyle birkaç tane çadır kurmuşlar. Dediğim gibi zemin yok ama efsane. Orada havucuklar da var. Evet evet, orada var. Şeyde de var. Yukarılarda da var. Her yerde suya girecek yer var. Aslında siz oraya girebilirdiniz. Ben girdim aşağıda ama. Sizin statünüz oraya uygun. Pek müsait hissetmedim. Ben 5 konu evet, görüşlerinizi alayım. Pişman mısınız? Suya girmediniz. Ben girdim. Manzara bile yetiyorken suya girsek ne olurdu bilmiyorum. Var ya, su gerçekten mükemmeldi ya. Soğuk değildi ya. Yani daha dün denize girdim. Denizdekinden 1-2 tık daha ılıktı yani. Abi ben girdim. Hiç pişman değilim. 10 numara. Buraya geliyorsanız, bu kadar yolu çekiyorsanız girin. Yüzün ya, iki yüzün gidin. 10 numara. Ama çoluk çocukla gelmeyin buraya, tavsiye etmem. Yeşili doğayı seviyorum ya. Şuraya bak, her taraftan su akıyor. Abi bahar güzellik ya. Antalya'nın her tarafı cennet, ülkenin her tarafı cennet. Abi keşfedilecek çok yer var. Abi çok güzel ya. Şunu yakından bir çekeceğim. Efsane ya. Bak balıklar falan var ha. Demin buraya gelirken çekmiştim. Bak balıklar. Sazan herhalde. Çok büyük değil ama. Görünüyor mu? Oo, bayağı balık var. Hani 2-3 tane falan zannetmiştim. Ben şu an rahat 15 görüyorum ya. Abi çok iyi ya. Oh, yoruldum. Arkadaşlar, vallahi kaç metredir aşağı doğru yürüme yolu bilmiyorum ama tahmini bir 10-15 dakika yürüyorsunuz. Arabayı böyle bu noktaya bırakıyorsunuz. Şöyle bir yoldan geliyorsunuz. Böyle toprak yol 1,5 kilometre kadar gidiyor. Sonra tekrar asfalt yola geliyorsunuz. Dediğim gibi aşağıda bazı köylerde telefon çekmiyor. Ama kesinlikle gelip görün derim. Burası 2-3 senedir bayağı revaçta olan bir havuzdu, kral havuzu. Herkes çekmiştir, herkes koymuştur. Ama detayları kafamdaki gezegen verir. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Yeni videoda, yeni yerlerde, yeni keşiflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.